Merhaba sevgili canlar, dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta inşaatçıların reddettiği taş adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. İsa Ruhullah kendi hakkında anlatıyor. İnşaatçıların reddettiği taş, işte tam o taş mihenk taşı oldu diyor. Ben de bu sözlerden ilham alıp deyiş yazdım. İsa onların gözlerinin içine bakarak dedi ki, o zaman Zebur'un şu ayetinin manası nedir? O taş ki inşaatçılar burun kıvırıp ıskartaya çıkardı, işte tam o taş mihenk taşı oldu. Kim ki o taşa ayağa takılıp düşerse parelenecek. Taş da kimin üzerine düşerse ezip geçecek. Evet ve deyiş de şu Zebur ayetinden esinlendim. Ne diyor? O taş ki inşaatçılar burun kıvırıp ıskartaya çıkardı, işte tam o taş mihenk taşı oldu. Yani şu şeriat hocaları ve başlıca imamlar İsa'yı reddettiler ama İsa tam mihenk taşı, tam köşe taşı, tam ana kaya oldu. Evet, paylaşayım mı? İzninizle değişik bir paylaşayım. İnşaatçıların reddettiği taş, binanın temel taşı oldu canlar. İnşaatçıların reddettiği taş, binanın temel taşı oldu canlar. Iskartaya çıkarttı taş, binanın mihenk taşı oldu canlar. Hatta ıskartaya çıkarttı taş, binanın mihenk taşı oldu canlar. Beğenmeyip bir kenara attılar, burun kıvırıp kenara ittiler. Beğenmeyip bir kenara attılar, burun kıvırıp kenara ittiler. Hep kusur buldular, hep reddettiler. Binanın köşe taşı oldu canlar. Hep kusur buldular, hep reddettiler. Binanın köşe taşı oldu canlar. Yapı taşı yerde kalmazmış derler. Halbuki İsa'yı taşlarlar yerler.
Yapı taşı yerde kalmazmış derler. Halbuki İsa'yı taşlarlar yerler. Hünkâra iftira her dem ederler. İnanın yapı taşı oldu canlar. Hünkâra iftira her dem ederler. İnanın yapı taşı oldu canlar. Oysa ona göre her şey ölçülür. Her şey onda büyür, onda küçülür. Oysa ona göre her şey ölçülür. Her şey onda büyür, onda küçülür. Her şeyin kilometre taşı odur. İnanın denek taşı oldu canlar. Her şeyin kilometre taşı odur. İnanın denek taşı oldu canlar. Kervanım İsa'ya gelin buyurun. Ev yaparken sağlam yapın oturun. Kervanım İsa'ya gelin buyurun. Ev yaparken sağlam yapın oturun. Temelini ana kayada kurun. Binanın ana taşı oldu canlar. Temelini ana kayada kurun. Binanın ana taşı oldu canlar. Evet, İsa ruhuyla inşaatçıların reddettiği taş idi. Burun kıvırıp ıskartaya çıkardılar. Halbuki binanın yapının temel taşı, mihenk taşı, ana kayası oldu. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyiverin, abone olun, yorum yazın, canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.